İyi günler sayın seyircilerimiz. Güne damgasını vuran gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Haşim Saçı, Sırbistan'la müzakerelerde karşılıklı tanıma görüşülmeyecekse diyaloğun hiçbir anlamı yok dedi. Cumhurbaşkanı Haşim Tahçi, Afrim Jitia ve Fahri Fazlion'un 31. ölüm yıl dönümlerinde mezarlarını ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada Kosova ve Sırbistan diyaloğuna da değinen Cumhurbaşkanı Tahçi, karşılıklı tanıma görüşülmeyecekse diyaloğun hiçbir anlamı olmayacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tahçi, karşılıklı tanıma masaya geldiği zaman diyaloğun bir anlamı olur, aksi takdirde anlamsız, başarısız ve Sırbistan'ın lehine bir süreç olacaktır, dedi. Başbakan Abdullah Hoti, Bosna Hersek Başkanlık Kurulu Başkanı Şefik Caferoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlıktan sunulan bildiride Başbakan Hoti'nin Bosna Hersek'in Kosova Devleti'ni tanıması için başlattığı girişimden dolayı Caferoviç'e teşekkür ettiği belirtildi. Hoti, iki ülke arasında insanların mal ve sermayenin serbest dolaşımını sağlamak amacıyla Bosna Erseğ'in Kosova için vizeleri kaldırılmasını da talep etti. Başbakan Ote Kosova hükümetinin iki ülke arasında irtibat bürolarının açılması yanı sıra eğitim ve kültür alanında işbirliğin derinleştirilmesi üzerinde de duruldu. Bildiriye göre bu görüşmede Başbakan Oti ile birlikte Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Çelim Bayrami ve Kosova Meclis Üyesi Rasim Demiri de vardı. Sayın seyircilerimiz son 24 saatte Kosova'da 486 yeni vaka tespit edildi. 9, 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise iyileşti. Diğer taraftan Sağlık Bakanı Armen Zemay salgının kötüleşmesi durumunda daha sert tedbirlerin alınacağını söyledi. Sağlık Bakanı Armen Zemay ABD, Japonya, Lüksemburg, Almanya, Avusturya, İsviçre, Norveç, Ürdün, Katar, Avrupa Birliği Ofisi, Birleşmiş Milletler Ajansları eyalet büyükelçileri ve bağışı kuruluşların temsilcileriyle sanal bilgilendirme toplantısında salgın sürecini değerlendirdi. Görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Zemay, Kosova hükümetinin koronavirüsle mücadelede aldığı önlemleri ve atılan adımları görüştük. Bugünden itibaren yürürlükte olan yeni önlemlerin titizlikle uygulanması, ülkemizde yaşayan ve çalışan yabancı uyrukluların yanı sıra tüm vatandaşlarımızın tarafından tedbirlere özen gösterilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardık. Yeni tedbirler iki hafta boyunca yürürlükte kalacak. Ancak salgının kötüleşmesi durumunda daha sert tedbirler alınabilir dedi. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan ve Bakanlar Kurulu'nun onayladığı tedbirler kapsamında Kosova genelinde sağlık ve güvenlik sektörleri dışında tüm düzeylerde kamu ve özel sektörde çalışan kısıtlamasına gidildi. Yeni önlemler kapsamında 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler evden çalışabilecek. Kosova genelinde 65 yaş üstü kişiler yalnızca 6 ile 10 ve 16 ile 19 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Alışveriş merkezleri, kafe, bar ve restoranlar yalnızca saat 21'e kadar çalışabilecek. Yüksek öğretimde dersler uzaktan eğitim sistemi ile yapılacak. Alınan önlemler arasında 65 yaş üstü kişiler dışındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulaması yer almıyor. Kosova Demokratik Türk Partisi Merkez Yönetim Kurulu hafta sonunda Genel Başkan Fikrim Damka başkanlığında toplandı. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde İzmir ve etrafında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için dua edilerek yaralılara acil şifalar dilendi. MYK toplantısında görüşülen konularla ilgili açıklamada Toplantıda partimizin bir yıllık faaliyet raporunun sunulacağı genel meclis toplantısının gündeminin belirlenmesi, şubelerin bir yıllık raporlarının sunumu, hazırlanan yönetmeliklerde bazı değişikliklerin yapılması ile ilgili teklifler, önümüzdeki yerel seçimler için şubelerin yapacağı hazırlıklar, şubelerin kadın ve gençlik kollarının merkez ile birlikte atacağı adımlar, tüzük çalışma komisyonunun kurulması konuları görüşülmüştür ifadelerine yer verildi. KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde atılacak adımların ve izlenecek yol haritası üzerinde durarak kararlı bir şekilde yola devam edileceğini ifade etti. KDTP, MYK üyelerinin oy birliğiyle bir yıllık faaliyet raporunun sunulacağı olağan genel meclis kararı alındı. Önemli gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi Genel Başkanı Ramuş Haradinaj, Prizren'deki Esnaf İş Adamları ve Esnaflar Derneği'ni ziyaret ederek iş insanlarıyla bir araya geldi. Prizren'deki Esnaf İş Adamları ve Esnaflar Derneği Başkanı Variz Ceylan tarafından karşılanan Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi Genel Başkanı Ramuş Haradinaj, Prizren'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Haradinay'ı Esnaf Derneği'nde misafir etmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ceylan, Haradinay'ın başbakan olduğu dönemde dernek olarak sık ilişkilerinin olduğunu söyledi. Sayın Haradinay'ın derneğimize yapmış olduğu bu nazik ziyaretten dolayı kendilerine hem dernek başkanı olarak hem de iş insanlarımız adına teşekkür etmek istiyorum. Bilindiği gibi tüm dünya olduğu gibi Kosova'da koronavirüsü salgınıyla mücadele ediyor ve bu nedenle en büyük zararı küçük esnafımız görmektedir. Biz dernek olarak her zaman iş insanlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ancak hükümetimizden de küçük esnafa ve zarar görmüş iş insanlarımıza destekte bulunmalarını istiyoruz. <laughs> AK Partisi lideri da prezende ve esnaf derneğini ziyaret etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. <Sessizlik> Az önce dernek başkanı Ceylan'ın da ifade ettiği gibi tüm dünya olduğu gibi Kosova'da da pandemi salgınıyla boğuşuyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu salgında en büyük zararı küçük esnaf gördü ve görmeye de devam ediyor. Biz bugün burada esnaf derneğindeki iş insanlarıyla bir araya gelmek ve onların sorunlarını dinlemek istiyoruz. Burada var olan sıkıntıları da hazırlayacağımız bir rapor halinde mecliste gündeme getirmeyi planlıyoruz. Esnaf Derneği'ni geçtiğimiz günlerde Kosova Demokratik Partisi Genel Başkanı Kadri Veseli de ziyaret etmişti. Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 91'e yükseldiğini, 994 kişinin de yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını söyledi. Hayatını kaybedenlerin arasında iki Kosova vatandaşı da bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Afat Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada depremin ardından 70 saati geride bıraktıklarını, dün gece ve bu sabah çok mutlu, güzel gelişmelere şahit olduklarını belirtti. Depremden 65 saat sonra 3 yaşında güzeller güzeli Elif ile sevinç yaşadıklarını ifade eden kurum, arama kurtarma faaliyetleri yapılırken görüştükleri ailelerin, mutlulukların her şeyin ötesinde olduğunu söyledi. Kurum, ailelerin çok metanetli davrandıklarını, ümitlerini hiçbir zaman yitirmediklerini ve en sonunda da yavrularına kavuştuklarını dile getirdi. Bu arada Türkiye'nin İzmir şehrinde meydana gelen şiddetli deprem sonucunda bir Kosovalı vatandaşın daha hayatını kaybettiği açıklandı. İzmir depreminde 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif, umudun ve mucizenin adı oldu. Minik Elif'in tedavi gördüğü hastaneden ilk görüntüler yayınlandı. Umudun ve mucizenin görüntülerini yorumsuz şekilde paylaşıyoruz. RTK Haber'in sonunda her zaman olduğu gibi hava durumu var. Hava durumuna bakalım ardından da kapanış yapacağız. Ülkemizde genellikle parçalı bulutlu bir gün yaşanıyor. Başkentte gün ortasında termometreler 14 dereceyi gösterdi. Yarın da bugüne benzer havanın hüküm süreceğini tahmin eden Hidrometeoroloji Kurumu yetkililerince günün en yüksek hava sıcaklıkları 13 ila 15 derece dolayında seyredecek. Ali haftanın ilk günündeki gelişmelerle karşınızda olduk. Hafta boyunca özlemini duyduğunuz haberlerle buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.